bu harici mantığı gibi, hani mesela güya Allah'tan çok korkan insanlar bunlar, güya nasıl kafaysa. Bir Hristiyan anlatıyor, kaynaklarda var, tarih kitaplarında, diyor ki bu haricilerden bir takım diyor, bağımın yanından geçiyorlardı, onlara bağımdan kopardığım üzümleri diyor elimle verdim, yani buyurun üzüm yiyin dedim. Onlar diyor takvalarından olacak herhalde. Dediler ki biz bir Hristiyanın üzümünü yemeyiz. Ya biz yani üzümün de Hristiyan olmaz, mal benim, bağışlıyorum yani ikram ediyorum, buyurun ne var bunda? Yok, parasını verdiler öyle diyor aldılar üzümü. Kaldı ki bu kadar takvaya gerek yok yani, adam malını helal ediyor yani kendi rızasıyla buyur diyor veriyor. Bunun şey neresinde yani, günah mahsur. Fakat diyor aynı adamlar biraz sonra diyor peygamberin ashabından birine rastladılar. Ona dediler ki işte Allah'a inanıyor musun? Evet. Peki Muhammed'e inanıyor musun? Evet. İşte Ebu Bekir, Ömer, Osman filan şöyle. He. Peki Ali için ne diyorsun? Ali şöyle şöyle. He. Peki Ali'nin hakem meselesi için ne diyorsun? Adam dedi ki sahabe diyor, o Hristiyan şahit olmuş bu konuşmalara. Adam dedi ki vallahi o konuda da Ali haklıydı. Taraftarları Ali'yi zorladılar. Sonunda da Ali ne yapsın? Taraftarlar onu terk edince. Öyle mi? Demek ki sen kafir olan Ali'ye Ali'nin bu yaptığını tasvir ediyor. Evet. Sen de irtidat ettin. İndirdiler dereye diyor. Kıtır kıtır adamı kestiler. Hristiyan'ın bağından verdiği üzümü caiz değildi ya. Alıp yemeyenler peygamberin arkadaşlarından biri diyor. İndirdiler bu sualin sonucu. Sen hakem meselesinden dolayı Ali'ye kafir demiyorsun diye. Kıtır kıtır adamı boğazından kestiler. Yani Allah böyle taraftardan herkesi korusun. Evet. Harici mantığı derler ya. Bu bakımdan yani böyle bilinçsizce taraftarlığın da bilinçsizce aleyhtarlığın da bir anlamı yok. Yani Müslüman bilmeli ki Allah'ın hükümlerine toptan teslim olmanın adı İslam'dır. Müslüman da ona denir. Mümin ise teslim olduğu hükümlerin doğruluğundan emin olana denir. Ve mümin giderek Müslüman giderek mümin olmalıdır. Yoksa bir namaz hükmüne teslim olan Müslüman yok. Yani ancak o hükme teslim olmuş. O hükmün Müslümanı olabilir. Ama komple Müslüman olur.